Bir ülkenin bir numarlı parametresi borsası. Yabancı o ülkeye uzun vadede inanıyorsa borsaya girer. trade değil. Ben burada komplo, komplo teorisyeni değilim. Brezilya, Türkiye, İngiltere evet. aynı söyledi. söyledik. Evet. Çin'de. <laughs> Abi delireceğim gerçekten delireceğim ama. Bu kadar iyi bilen bir insan olarak küçük yatırımcının... Buna ihtiyacı yok diyorsam bir şeyleri bilerek diyorum kardeşim. Şeylerden anlayarak diyorum. Yani burada orman borsası diyor ya. Axel Rose, welcome to the jungle. Ormana hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Işık Kökte ile seans odasının 20.sini çekeceğiz bugün ve karşımda Işık Kökte var. Hoş geldin. Herkese güzel bir huzur dolu güzel bir cuma olsun sevdikleriyle ailesiyle biz burada yayını perşembe sabahı çekerken değil mi yarın sabah yayınlanacak yine güzel bir cuma olsun. Perşembe günü saatler 10.54 bu yayını çekiyoruz. Bugün Merkez Bankası kararı var ama bir değişiklik beklenmiyor zaten. Dolayısıyla o konuyu bir kenara koyacağız. Çok ilginç başlıklarımız var yine Işık Köprü ile bugünkü programda konuşacağımız. Ben sözü uzatmayacağım hemen ona döneceğim ama bir hatırlatma yapalım. E, abone değilseniz hala yatırım Finansman YouTube kanalına e, 200 bini geçtik ailemiz büyüyor e, abone olmanızı rica ediyoruz ücretsiz bir şekilde e, yorumları da e, yine ihmal etmeyin e, okuyoruz bütün yorumlarınızı okuyoruz Işık kökte de ve bugün e, biliyorsunuz bazı programlarımızda kitap e, önerisinde bulunuyoruz bugün bizim kitabımız var bizim kitabımız derken yani yatırım Finansman'ın e, ilk e, borsa kitabı çocuklar için ilk borsa kitabı. Orman Borsası e, sevgili Pınar Erbaş yazdı. E, bizim bu konuda güzel bir kampanyamız var. Karnesiyle şubelerimize gelen yatırımcılarımıza e, hediye ediyoruz. E, yatırım finansman şubelerine gelen. Ama dedik ki Işık abiyle konuştuk yayın öncesinde de. Bu yayına özel de güzel bir şey yapalım. E, yatırım finansman YouTube kanalını takip eden, takipçimiz olan, üye olan ve aynı zamanda ilginç, farklı, sıra dışı, yorum yazan, ki yorumları okuyoruz demiştik. Kimleri ya okumuyorsunuz canım yapmayın diyorlar ya okuyoruz. Işık Gök'te de hepsini okuyor. Hepsi. Beş kişiye çok ilginç, farklı, sıra dışı yorum yazan beş kişiye de bu kitabı ücretsiz bir şekilde göndereceğiz. Ee, bunu da buradan duyurmuş olalım. Işık abi Orman Borsası ilk çocuk borsa kitabı. Evet Pınar Erbaş'ın e, eline emeğine sağlık. Ben de okuyacağım. <laughs> evet finansal okuryazarlık konusunda erken yaşta başlamanın önemi gerçekten çok büyük. Ben her zaman e, bir şey için dua ettim. İnşallah bir gün güzel ülkemizde bunu da göreceğiz. İlkokul sınıflarında e, bir e, ders çocuklara para kavramı nedir? Yatırım kavramı nedir? Yani Tasarruf, nedir? Tasarruf etmek ne anlama gelir, Türk lirasının değerini korumak ne anlama gelir gibi güzel konuları anlatan bir müfredat yaratılması Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından. Çünkü baktığımız zaman bu o kadar önemli bir konu ki son yıllarda işte hep aynı konudan revaçta bu finansal okuryazarlık. Ee, borsamızın pandemi sonrası 1,5 milyon yatırımcıdan 8,5 milyon yatırımcıya ulaşması da bir anda finansal okuryazarlık yazarlık hmm. çıktı ama ondan evvel de hep konuştuğumuz bir konuydu. Barış senle seneler boyu biliyorsun yayın şey yaptık. Yap. İnsanlara portföyde hisse senedi olması gerektiği konusunda ben biliyorsun abi yayınımızın adı küresel piyasalar olmasına rağmen hep hisse senedi konuşmaya çalıştık. Ama o zamanlar insanlar yani o kadar ilgi göstermiyorlardı. O zaman insanlar sen bana emtiye anlat, fed anlat, boj anlat, şunu anlat, bunu anlat durumundalardı. Şu anda da onun 180 derece tersi bir o ortam oluştu. İnsanlar artık dolar, altın falan değil bana borsada hisse anlat. Onun hisse duymak istiyor. Evet abi. Başka bir şey duymak istemiyor. Hisse duymak istiyor. Ya neden halka arzlar bu kadar kötü de Türksel uçtu gitti? Adam bunu duymak istiyor. Bana bunu anlat diyor. Türksel hedefin ne diyor. Ya şimdi abi bana sokakta beni durduran amcalar... <laughs> Dolar ne olur diye sormuyor mu? Bak abi benim hayattaki en büyük barometrem... ...bana gelen sorular ve beni sokakta durduran insanların... Bana ne sorduklarıdır? Ya bu benim hayat barometrelerimden, piyasa barometrelerimden hmm. biridir. Dolar ne olacak? Altın ne olacak? Gayrimenkul aldım dolar bazında son iki senede yüzde otuz kayıptayım filan diyen kimse yok. Kimse yok. Bunlar bitti. Sadece şu sorular. Bir, o... 175 tane pandemiden beri yaşadığımız halka arz. Biliyorsun abi biz tüm endeksimiz bugün 500 hisseye yaklaştı. 4 sene evvel 300, 300 filandı. Şimdi insanlar çok değişik bir yatırım aracı olarak varış. Çok yani hani yatırım araçları vardır ya döviz, mevduat, KKM, gayrimenkul, arsa, sanat eseri, Rolex filan değil mi? Bütün bunlar abi uzun vadeli yatırım araçlarıdır. Fakat abi Türkiye'de son dört senede bunu yani insanlar gülsün diye de şey yapıyorum. O yatırım araçlarından biri de exharz harz endeksi oldu. Halka arz endeksi. Bu bir ayrı bir yatırım aracı oldu Türkiye'de. Barış bir buçuk milyon yatırımcıdan bir sekiz buçuk milyon yatırımcıya bu endekse giren şirketler sayesinde çıktık. Ben insanlara, sokaktaki insanlara, ya abi bu hisseye atıyorum tamam mı tamamen atıyorum. İletişim sektörüne Warren Buffett girecek desen. Bak Warren Buffett uzun vadeli yatırım yapacak Türksel Telekom'a desen girmeyecek olan insanlar girmeyecek olan insanlar halka arzlara girmeye başladılar Barış. Yatırım şeyimiz buna döndü. Yani bu bir yatırım aracı oldu Türkiye'de. İyi mi kötü mü bunu zaman gösterecek. Allah ömür verirse 10 sene sonra biz bu şirketlere ne oldu tekrar konuşacağız. İnşallah. İnşallah. Tekrar yayın yapacağız. Arkadaşlara anlatacağız. Bak diyeceğiz. O 175 tane şirketten 20 tanesi size 10 sene içinde dolar bazında %1000 getiri getirdiler. O 175 tane şirketten 50 tanesi de zombi şirket oldu diyeceğiz. Onlara yatırım yapanlar da bak diyeceğiz. Bu böyledir Barış, hayat böyle. Ama ben görüyorum ki o sokaktaki insanlar da normal hisse senetleri sormuyorlar. Normal normal bir hisse ne senedi demek yok. Ne abi? Normal hisse Sen ne demek? Borsa İstanbul <laughs> içindeki. <laughs> abi delireceğim. Gerçekten delireceğim ama. Normal hisse senedi derken mesela banka, garanti, Akbank, Holding, Koç, Tekfen, Sabancı, Anadolu Grubu, Otomotiv, Doğaş, Frota, Toaso filan. Bunları fazla soran yok sadece... Dur diğerleri anormal olanları söyle. Anormal olanları isim vermeyeceğim ama yüzde doksanı X harzı endeksinde. Ve şu tip hareketler ha çoğu da yenilenebilir enerji endeksinde. Onu da söylememiz lazım. Çünkü ne yazık ki biliyorsun bu sene dolar bazında yüzde yirmi sekiz yüzde yirmi sekiz dolar bazında yüzde yirmi sekiz getiride olan Borsa İstanbul endeksimizde yenilenebilir enerji hisselerinin yarısı yani 17 tanesinden 8 tanesi yatırımcılarına para kaybettiriyor. İnsanlar şu anda çıldırmış durumdalar. Bunu da anlıyorum. Bu psikoloji zaten trade analizinin en önemli yerlerinden biri bu tip zamanlarda psikolojiyi yönetebilmektir. Dediğimiz gibi insanlara uzun zamandır anlatıyoruz. Yani normal, anormal tabii kendi kendime çok büyük bir yanlış yaparak o kelimeleri... Her hisse senedinin kendine göre katalizörü vardır, temel analizi vardır. İnsanlar girer bilançolarına bakar, e, ina analizi yapar, net aktif değerine bakar, şu bu ama... Yani Barış, Türk insanında portföylerde olan hisse senetleri çok... Bilinen hisse senetlerimiz ve her gün konuştuğumuz hisse senetleri değil. Yani blue chip dediğimiz. De değil. Onlar. Değil. De değil. Abi. Bana sorulan sorular onlardan Peki. başlamıyor. Peki. Onu onu söyleyebilirim. Şimdi e, biz bayram döneminde tabii yayın yapmadık. E, Kurban bayramını da Türkiye geçirdi. Perşembe Cuma günü borsa İstanbul'da işlemler vardı. O gün iyi geçti. Ama e, bayram sonrası hafta pek iyi geçmiyor borsa İstanbul'da. Ama biz bayramda. Borsa yeniden döneceğim. Vergi konuştuk. Ya bütün bayram garsona bahşişten mi vergi alacağız? Efendim, motokurye'lere ne yapacağız? Yok yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 1500 lira mı oldu? 3000 lira mı teklif edilmiş taslakta? Bunlarla uğraştık. Asgari kurumlar vergisi önce yurt dışı uluslararası şirketler içinde Yerli şirketlerimiz için de asgari kurumlar vergisi mi alalım dedik. Gelir vergisi, asgari gelir vergisi mi yani. Bütün bayram bunları Bütün konuştuk, konuştuk. Evet, evet. Ve konuştuk. Ve borsa için de konuştuk. Başka bir ülkede bu olmaz. Bu kadar uzun bir süre yok o taslak eski taslak mıydı? Yok Sayın Şimşek'in gönderdiği ikinci taslak var mı? İşte bilme böyle Whatsapp'larda değişik pdf şeyleri açılıyor versiyonları. versiyonları hemen böyle sevgili abilerimize bu işten iyi anlayan araştırmacı gazetelere abi bu doğru versiyon muydu filan bu ne ya yani barış bu yani bu normal normal bir işleyiş değil ve biz sadece bunu Türk lirası varlıklar için yapmadık yani biz bu ülkeyi seven iyi o, değil mi iyi yolda ilerlemesini isteyen insanlar olarak yaptık. Yani burada işte yok GYO'lara ne olacak? işte yok. Sen söyledin. Yani barış garson ve hizmet sektöründe çalışan arkadaşlarımız filan ya ben kendi kendime barış şunu düşündüm. Yani buradan ne kadar kazanç olacak ki maliyemize? Yani en en fazla yani birkaç yüz milyon dolarlık bir şeyden konuşuyoruz değil mi bir sene içinde. Hmm. Barış biz bazen unutuyoruz. Bir trilyon dolarlık bir ekonomiyiz biz Barış. Bizim 200 küsur milyar dolarlık yap işlet devret modeliyle yaptığımız şeyler var. Ödemeleri devam ediyor. Yani bir insan ya bir dakika abi biz para şey yapmak istiyorsak büyük şirketlerin vergi avantajlarını kaldırmak. Ve verdiği verdiğimiz teşviklerdeki avantajları kaldırmak, yap-işlet devlet modelinden hazineden ödemelere stopaj getirmek filan bunlar gerçekten bak maliyeye milyarlarca dolar kazandırabilecek şeylerden konuş, konuşmamız lazım. Barış biz nelerden konuşuyoruz? Borsada işlem vergisi Alaaddin hocamız yapmış yani biz de kendi hesaplarımızı yaptık. 400 milyon dolar gibi bir senelik gelir. Ya Barış 400 milyon dolar Türkiye için nedir ya? Ya biz şurada içtiğimiz seninle çıksak şurada kabataş set üstünde kahve içsek bizim gelirimize aynı oran yani. Ya biz hiç büyük kalemleri konuşmuyoruz. Hiç büyük kalemleri. Lamborghini'lerle, Maserati'lerle, Etrafta gezen ama 50 bin lira aylık gelir beyan eden kardeşleri bunlara bu, bu serveti nereden buldun vergilerini konuşmuyoruz. Ama gidiyoruz borsada işlem vergisi yok şeyleri yani olmaz abi bir ülkenin enerjisi bunlara harcanmaz Barış. Yani biraz gerçekleri konuşmamız lazım ya yani bizim eğer ülke olarak evet. Asrın felaketinden çıktık. Asrın felaketi. Orada 9 tane ilimizde hiçbir zaman kapanmayacak yaralar oluştu. Hala orada vatandaşlarımız konteyner kentlerde yaşıyorlar. İnanılmaz paraya ihtiyacı var hazinenin ben de farkındayım. Ama bizim konuştuğumuz şeyler ya yani yemin ederim dediğim gibi ya yani şurada çay kahve parasından konuşuyoruz ya hiç büyük şeylerden konuşmuyoruz ya da bize konuşturulan diyelim. Ya bu vergi tasarısının tartışması gerçekten çok hem uzadı, başka yerlere gitti. Çok küçük şeyleri konuştuk, tartıştık. Ee, dediğin gibi büyük kalemler var. Ama borsa ile ilgili ilk çıkan gelir idaresinin çalışmasında işten vergisinden bahsedilmiyor. Hepimiz taslağı gördük. Bir kazanç gelirden vergi önerisi sunulmuş çalışması yapılmış. Ama hiç biz resmi ağızlardan borsada gelirden, kazançtan vergiyi duymadık. Neyi duyduk? İşten vergisi olabilir duyduk. O da işte 10 binde 1 ila 3 diye konuşuldu. Ama o da daha sonra tepkiler sonrası muhtemelen bundan vazgeçildiği, bunun ertelendiği açıklandı. Dolayısıyla son geldiğimiz noktada borsa ve vergi kelimelerini unutuyoruz. Unutuyoruz. Değil mi? Bu konu rafa kalktı bizim Barış şu anda önemli şekilde yapmamız gereken Sayın Şimşek şu anda şu saatlerde Singapur'a uçarken mali eylem görev toplantısında ben de gri çıkacağımıza e, inancım sonsuz. Çünkü çok doğru hamleler yaptık orada. Kripto yasası çıktı. Kripto yasası çıktı. Barış bizim artık piyasalar için konuşmamız gereken bir tane şey var. Bir. Sana uzman sorusu. Borsamız dolar bazında bu sene 2.53'ten 3.20'ye giderken yabancı ne yapmıştır? 2.53'ten 3.20'ye dolar bazında temettü dahil yani getiri endeksiyle %28 getirideki borsamızda Yabancı yatırımcı bu sene son 6 ayda bugün değil mi? Son iş, hı hı. son 2 günü. ne yapmıştır? Eşittir satmıştır. 900 küsür 900 milyon dolar net satış. Son 12 hafta kesintisiz satış var. Satış. Satış. E şimdi Barış biz o zaman bir yerlerde bir, bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Yani bu kadar, aa evet ya iyi bir şeyler gidiyor. Ya o tahvil piyasına para giriyor sürekli dediğimiz ne biliyor musun? Ne biliyor musun Barış? Sene başından bu yana mı? Kendi kendimizi aldatmak. Adam orada carry trade diye, carry trade diye bakıyor abi dolar 32-33 arasında. Oh diyor ben diyor cebe tık tık paraları atarım diyor. Tahvil ama iyi para girmiş. 8 milyar dolara yakın. Evet. Orada bir inanç var. Orada bir inanç var. Peki bu inancı neden CDS'te göremiyoruz? Sene başından beri bizim temerrüt risk birimimiz sadece 3 bas puan aşağıda. Bu kadar doğru şeyler yaptık 6 ayda. Sadece 3 bas puan aşağıda varış. İşte 283 bas puandan 280'e düşmüş durumda. Önemli bir hareket mi bu? Borsadan çıkan 900 milyon dolar, CDS'de önemli bir iyileşme yok. E biz yani şöyle söyleyeyim sana, demek ki abi biz şu anda carry trade ile ayakta duruyoruz. Bak abi ciddi söylüyorum ya, yani, biz carry trade ile ayakta duruyoruz anlamına geliyor bu. Ben bir yabancı olsam Türkiye Bank'la merkez bankasının e, para politikası metnine baksam TL'de reel değerlenmeyi okuyorum. Evet. Şimdi bunu metne yazan ve Sayın Hakan Kara hocamızın ben ilk kez böyle bir şey görüyorum. Yani neredeyse bir kur taahhüdü gibi anlaşılabilecek TL'de reel değerlenme söylemi metne girince yabancı da düşünüyordur o zaman demek ki burada bir kurda bir hareket olmayacak. Kur nispeten durgun evet. kalacak ve ben de rahatça girip çıkabileceğim. Evet. Çünkü kur yukarıya gitse yabancının carry trade'den elde ettiği para kar değil mi? E barış adamlar zaten yüz milyonlarca dolar kar yazıyorlar burada. Sen git abi Londra piyasında borçla burada faize dön. Bileşik faiz nedir bu şu anda yıllık yüzde elli yediye yakın. Oradan adam veriyor maliyet yüzde dört. Kur sakinse riski çok A az değil evet Evet abi adam bakıyor öyle diyor ya. Bak şimdi. Bütün yabancı, bütün yabancı kurumların Yıl sonu ve 12 aylık dolar-tl tahminlerini sürekli aşağı indirmeleri de bunu söylemiyor mu sana? Bugün ya Ala Barış, ben bugün burada ben oldu. burada komple komple teorisyeni değilim. Ben olanları insanlara ilkokul çocuğunun anlayacağı seviyede anlatmakla ama görevliyim. Kendi kendimizi kandırmayalım. Türkiye'de doğru düzgün bir iyileşme olsa son 6 ay yabancı bizim hisse senetlerimizi 900 milyon dolar satışa geçmez. Çünkü bir ülkenin, bir ülkenin bir numarlı parametresi borsasıdır. Yabancı o ülkeye uzun vadede inanıyorsa borsaya girer. Carry trade e değil. Carry trade swap üzerinden al şey yani bir finansal şeydir. Kar etmek için uygulanan iki Para biriminin değiştirildiği swap gibi bir olaydır. Buna karşı çıkanlar olabilir. Borsa değil tahvildir diyen olabilir bu arada. Tam abi o yani bana göre bir ülkenin bir ülkeye inanan o ülkenin geleceğine inanan insanların ana yeri her zaman pay senetleridir. Bana göre. Ben bana bana biri çıkar şey der. Hayır doğrudan yabancı yatırımdır. Evet. Bana 30 senelik. Kariyerimde bu öğretildi. Ama bunun bir kademe daha ilerisi vardır. Onu zaten hiç görmüyoruz senelerdir. Doğrudan yaparız. FDI, Foreign Direct Investment dediğimiz, sen çok haklısın. Bir ülkeye uzun vadeli güvenin ana barometresi budur. Görüyor muyuz bunu? Az görüyoruz. Az yani. görüyoruz. Sürekli şöyle işte son Branson krizinden beri diyeyim. 6 senedir şöyle yatay gidiyor. Bir şeyler geliyor, birkaç tane büyük e, satın alma oluyor. Satın al, aynen. Satın alma oluyor. Yabancı doğrudan girişin önemli kısmı da ne biliyor musun? Gayrimenkul alışı yabancı. Evet. Rakamdan onu da çıkarsan bambaşka Tabii, bir tablo çıkıyor. Bambaşka bir tablo. Mükemmel söyledin. Ya Barış ben burada insanlara şunu söylemek istiyorum. Ben değişik barometrelere baktığımda şu anda gördüğüm Türkiye makro senaryosunda Önemli bir iyileşme yok. Burada e, hani insanlar neyi bekliyorlar? Şimdi yayınları filan takip ediyorum. Oradan birisi diyor Fatfa kararını bekliyorlar. Birisi <laughs> birisi diyor, bekliyorlar diyor şeyi bekliyorlar diyor. E, Nereler? E, not arttırımlarını bekliyorlar Temmuz ayında filan. Yani, yani al işte Finch bizim. Türk bankacılık sektörümüzün değil mi görünümünü durağından iyileşen görünüme yani çok önemli bir şey oldu mu? Ha buna karşı argüman verecek olan insanlar da ben çıkardım şunu diyecekler. Ya Üskar bak 2024 senesinde borsa %28 getirideyken dolar bazında. Dolar, dolar bazında. Bankacılık endeksimiz yüzde 61 getiriye yükselmiş Yüzde 61. Yüzde 28 getiri banka yüzde 61. Bankacılık sektörünün en iyi hissesi Garanti yüzde 82 getiri de bu sene. Dolar bazlı yüzde 82 getiri de. Barış Türk Borsasının 9 senelik aşağı trendi Temmuz 2020'de. 2022'de 9 senelik aşağı trendi Temmuz 2022'de kırdığımızdan beri 485 iş gününde garantinin piyasa değeri 3.4 milyar dolardan dün kapanışta 14.5 milyar dolara yükseldi. 3.4 milyar dolardan 14.5 milyar dolara. Son 10 senede gördüğümüz en iyi yerler. E şimdi insanlar diyecek ki abi yani biz bu getirileri anlattığın görmüyoruz. E tabi görmüyorsun çünkü piyasanın 500'e yakın hissesinin en az 400'ünün olduğu endeksler %20 negatif ay düşüyor. Bankacılık endeksi %61 bu sene yukarıdayken senin paspas Sanayi endeksin %11 yukarıda. Senin GEO endeksin %8 yukarıda senin halka arz endeksin sıfır çekmiş. Hafız fız. Çok güzel bir <laughs> hürriyet manşeti vardı. Ya, yapma ya. Çok, çok güzel bir Hüriyet hürriyet manşeti bu? vardı. Neyle ilgili? Hafız Süleymanoğlu halterde 3 e, şey, <laughs> hakkını da kaldıramayınca hürriyet manşet atmıştı hafız fız diye. Halka arz hafız fız. Yüzde sıfır. Çimento zarar eksi 3, kobi endeksi 3, madencilik yüzde 3, kimya, tüpraş, petkim, sasa endeksi 2, bankalar yüzde 61 iken bu endeks dolar bazlı yüzde 2, inşaat yüzde 0. E şimdi Barış yani bu görüntü nedir abi? 500 tane e, şirketin 400 tanesinin olduğu hafız fıs. Öteki taraftan garanti uç. Kuşum uç şimdi ya bir de şöyle bir gerçek var Barış şimdi yabancı hani pozisyonlanmıyor falan dedik ya. Yabancı orada pozisyonlanmış. Şimdi 2025'te enflasyon muhasebesine geçecek ya bankalar. Bir yerde çıkacak o enflasyon muhasebesine geçmeden bankalarla. Çünkü yani tarihi kazançlar var bankalarda dolar bazında. Yani Barış şunu söylemeye çalışıyorum. Yabancı 900 milyon dolar mal çıkmış. Şu andaki görüntü yabancı ilgisiyle bu ülkenin TL varlıklarına bana bir senkronizasyon beynimde yaratmıyor. Sen çok güzel söyledin tahvil. Eyvallah. Ee, bunu şunu söyleyenler olabilir bu söylediğine karşı. Merkez Bankası rezervi 60-70 milyar dolarlık bir toparlanma alsana makro iyileşme diye çıksa önüne o da carry trade'den değil. O da carry trade. Da carry yani, trade tamamı ondan tamamı değil. Tamamı ondan değil tabii. Onun yarısına yakın bir şey şeyi de onun yarısına yakın bir rakamı da seçimler öncesi korkuyla dolar alan dolar alan yerlinin dolardan çıkmasından KKM'den çıkışlardan falan filan. Yani onun sadece yabancı ilgisiyle de... Ya da swap dönüşleri. Yabancı ilgisiyle de yüzde yüz Koreli olmadığını söylemek isterim. Evet anlıyorum, iyi şeyler söylemek istiyorum ama şu andaki görüntü... Peki. Uzun vadeli Türkiye'ye sen söyledin FDI ile başlayacak. Hı hı. Ben diyorum borsayla devam edecek. Sen çünkü kardeşim sıcak para ve carry trade akımlarıyla bir yere kadar yaşarsın. Peki bu yurt dışından para gelişinden bahsettik. Yurt dışının en aslında şu an konuşulan başlığı nefet, ne Avrupa Merkez Bankası, Japon yeni'nin değer kaybı 160.8'di bu sabah. 38 yılın en zayıf haline geldi dolar karşısında. Evet. Ve Japonlar da müdahale edeceğiz etmeyeceğiz modunu tartışıyorlar ama bir taraftan da tırnak içerisinde biraz çaresizlik hissi veriyor bana. Evet. Ee, küresel tarafa dair ne dersin? Sonra çok önemli bir başlığımız var. Teknik analiz küçük yatırımcı, bireysel amatör yatırımcı nasıl ifade edersek o konuyu açacağım. Küçük yatırımcının teknik analize ihtiyacı, var. küçük yatırımcının Dur ona geleceğiz. Küçük yatırımcının başka şeylere ihtiyacı var. Barış Japonya Merkez Bankası belirli hamleleri yapamıyor çünkü bir defa denedi, başarısız olduğunu gördü. Şu andaki görüntüde Eylül ayında Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimalinin %69 swap eğrisinde 69 fiyatlandığı bir dönemde senin para birimin 1986'dan beri dolara karşı en güçsüz seviyesine satılıyorsa o zaman burada çok daha temel problemlerin Japonya için fiyatlandığı bir dönem değil mi? Efe? Sonuç sonuçta varış piyasaların sesini dinlemek lazım burada burada Japonya Başbakanı işte yok şu demeci şu verdi, Maliye Bakanı şunu dedi, da mı değil. Burada fiyatlamanın, şimdi mesela atıyorum euroya karşı böyle bir fiyatlama var mı dolarda? 1.07 yok. Sterline karşı var mı? Ya ana para birimlerine bakıyor. Sterline karşı yok. Bu sadece Japon yenine karşı olan bir fiyatlamaysa o zaman Japonların kendi kendilerine burada başka temel evet. bir problem var demeleri lazım. Ama belirli FX müdahaleleriyle dolar yeni 166 altına düşürebilecek hareketler yapabilirler mi denerler yine olmaz. Yine FX piyası onu görür. Ya bu adamlar da Kokuyu aldı mı? Bırakmaz, bırakmaz. Bunu kendi merkez bankamızın yaptığı geçmişteki yanlışlardan da biliyoruz. Bunu dünyada en iyi bilen merkez bankalarını sayıyorum. Brezilya, Türkiye, İngiltere. Evet. Aynı alda söyledik. Evet. İngiltere. Adamlar aynı günde iki kez faiz artırmak zorunda kaldı. Düşünsene faiz artırıyorsun, yetmiyor aynı gün çıkıyorsun bir de artırdım diyorsun olacak iş değil. Barış yakalandı mı? Barış FX piyasaları öyle piyasalardır ki yani böyle bir hani borsa yok, emtia falan bu, bu, bu bunlar yani onun yanında şey ço Masum. çocuk çocuk oyuncağı kalır. Efek Efeks FX piyasaları hükümetleri götürecek. Bak hükümetleri götürecek. FX piyasaları milyonları sokağa dökecek hareketlerin olduğu piyasalardır. Vahşi. Vahşi. Yani burada orman borsası diyor ya. Hmm. Axel Rose Welcome to the Jungle. Ormana hoş geldiniz. FX piyasaları onlar. Ya şimdi boştaki adam buraya müdahale etse ne olur? Etmese ne olur? Peki. Orada çok büyük temel problemler var. Bu sabah Nur Sevgen kardeşimiz mükemmel sizin yayında Hakan abi Evet. <gülüyor> Anlattı. <gülüyor> Anlattı. Instagram influencer'lar filan yeni yeni Japonya'ya gitmeye başlamışlar. Çünkü Japonya biliyorsun Tokyo dünyanın en pahalı üç şehrinden biridir. Hmm. Yani Tokyo'daki otel fiyatları filan sen burada Ali hani İstanbul'da böyle <laughs> rakamlar çıkıyor ya bizim Boğaz'daki otellerimiz filan onlardan sollamış kat kat evet. fazla ama yani şunu söyleyeyim kesinlikle müdahaleyle olmaz Japonya'nın bir türlü faiz politikasını değiştirmesi ve barış orada ne yazık ki çok yaşlanan nüfusa Peki. siz biraz kardeşim ee şey siz biraz daha hayatınızın son yıllarında daha fakirleşeceğiniz Olayını anlatabilmesi lazım. Bu da bir politikacı için en zor olaylardan biridir. Şimdi aslında e, bayram döneminde konuştuğumuz e, sosyal medyada da e, konuşulan yine gündem olmuşum ama o şey değil yani. <gülüyor> <gülüyor> rahat, ya yok seviyorum Barış. Ben böyle rahat insanların insanların normal vizyonunu ve doğru bildikleri şeyleri değiştirmeyi seven bir insanım. Yani doğru bildikleri şeyler. Teknik analizden para yapılır. işte mesela. Atıyorum. Portföyde şu kadar hissi olacak. Bütün yumurtalarını aynı sepete koymayacaksın filan. Böyle değil mi abi? İnsanların doğru bildiği yanlışlar vardır. Ben onları biraz kafalarına vurarak, biraz böyle acayip kelimeler kullanarak. Çünkü bu tip kelimeleri kullandığı zaman daha böyle bir şey oluyor. İnsanların dikkatini çekiyor. Ama bazen yanlış anlaşılabiliyorsun. Ben senin Abi öyle... aman anlaşılayım. Ama dur bir dakika. Aman anlaşılayım abi. <laughs> öyle söylemek istemediğin şeyler yanlış anlaşılabilir. Dolayısıyla bu programda bir kendini anlatmanı, aslında senin neye sinirlendiğini ve neye karşı çıktığını bir açıklamanı istiyorum bu meseleyle ilgili. Barış biliyorsun pandemiden sonra borsaya gelen yatırımcıların sayısı yüz binlerce artarken ki bana göre şu anda borsamızda 8.5 milyondan 7.6'ya falan düştük galiba. O 7.6 milyon yatırımcının 6 milyonu sadece halk arzlarla geldi. Ve bu 6 milyon insana bir servis vermeye çalışan insanlar var. Bu insanlar onlara sürekli Online eğitimler. İşte ben sana kardeşim teknik analizi öğreteceğim, ben sana takas analizi öğreteceğim filan şeklinde bu insanlara sürekli bir hizmet vererek bir gelir kapısı yaratmışlar. Ben ne diyorum ki, abi bak. Bunlar, ama bu bunu yapıyorum ya da yapacağım diyenler profesyonel olmayan kişiler. Evet, Doğru mu anlıyorsun? Olmayan kişiler. Tamam. Yani bunlar portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar filan değil bunlar daha çok şahıslar. Olabilir. Onlar da tabii borsadan kazanamadıklarını bu eğitimlerden kazanacaklar değil mi? Herkes şey. Herkes akıllı ya. Şimdi Barış, benim hayatta bildiğim gerçeklerden biri, sen eğer profesyonel bir yatırımcı değilsen ki borsaya pandemiden sonra gelen çoğu vatandaşımız, Ayşe teyzeler, Rıfat dayılar filan profesyonel yatırımcı değil, normal meslekleri olan doktor, mühendis, avukat, hemşire, taksi şoförü, berber, kuaför, güzel insanlarımız. Sen şimdi bu insanlara o borsaya girdiği, o zorlukla kazandırdığı, 40-50 bin lirayı ben halka arzlardan 500 bin lira yaptım. Teknik analiz kullandım. Yok MACD kesişmeleriyle şunu yaptım filan şeklinde yapmayın. Yani dünya piyasalarında bazı gerçekler vardır. Bu gerçeklerden bir tanesi profesyonel bir trade edecek portföyünüz varsa belirli bir meblağ üzerinde siz gidersiniz kendinize bir uzun vadeli portföy yaparsınız. Atıyorum 1 milyon TL var 750 bin TL'si uzun vadeli portföy. Buraya 3 tane hisse koyarsın. Dersin ki holding, madencilik, aracı kurum. 250, 250, 250. Öbür 250 bin lirasıyla da dersin ki kardeşim ben kendi algoritmamı oluşturacağım. Gideceğim teknik analizlerle para trade edeceğim. Ama kardeşim sen bunu bu insanlar üzerine empoze ederek ya bunu yapmazsanız para kazanır. Hayır abi asıl bunu yapan insanlar para kaybeder. Uzun vadeli yapılan ya yani uzun vadeli bir sene üzeri yapılan çalışmalarda bu arkadaşlarımızın bu parayı borsada kendilerinin değil güzel bu işi profesyonel olarak yapan portföy yönetim şirketlerindeki hisse senedi fonlarına yatırsalardı. Mesela Tankut kardeşimiz Tankut Taner Çelik borsanın çok yakın dostlarımdan çok güzel bir analiz gönderdi. Bu sene borsamız bu sene borsamız TL bazında yüzde 40 yukarıda. %40 yukarıda TL bazında. Hisse senedi yoğun fonlardan hisse senedi yoğun fonlarda ortalama getiriler ona çok yakın %38'lerde. Değil mi Barış? Bu çok önemli. Demek ki orada bir şeyleri doğru yapanlar var. Sanayi endeksimizin getirisi %11 iken YY oğlu. Yani değil mi abi şimdi burada böyle doğru bir şeyleri konuşmamız lazım. Yani demek ki o PY şeylerde hisse senetlerinde çok iyi analizlerle para işlem görüyor. Trade ediliyor, yönetiliyor. Sen şimdi diyorsun ki oradaki halka ya ben Barış Türkiye'nin en önemli üniversitelerinde konuşmalar yapıyorum. Oradaki çocuklara tek sorduğum soru vardır. Aracı kurumlarda hesabınız var mı? Portföyünüz var mı? Bak portföyünüz var Hı -hı. mı? Son yıllarda görüyorum yüzde 90 üzeri bu soruya evet diye cevap veriyorlar. Eskiden bu oranlar yüzde 50lerde filandı. Kriptoydı. Kriptoydı. Bravo. Barış ailelerinden aldıkları bin liralarla, iki bin liralarla oraya biliyor musun o paralar ne kadar önemli paralar olacak? o çocuklar 50 yaşlarında doğru şirketlere yatırım yaparlarsa hiçbir kurumda çalışmadan kendi finansal özgürlüklerini kazanmış çocuklar olacaklar. Ama ben o çocuklara her zaman ne anlatırım? Bir tane bir şey öğrenecekseniz eğer zamanınız varsa. Sen ne olacaksın? Çocuk elektronik mühendisliği okuyor. Önemli bir holdinge girecek ya da Aselsan'a girecek, değil mi o kardeşimiz. Bir şey öğreneceksen diyorum. Hayatta temel analiz öğreneceksin. Bir şirket bilanço. Nereden para kazanır? Favök nasıl yaratır? Net kar, net aktif değer. Bu analizlere zamanın varsa öğren derim. Sen kaç defa konuşmanı da Ama sen gidip orada algoritmayla parayı yönetmiyorsan teknik analizi öğreniyorsun. Ne fayda kardeşim? Sen kendi kendine zaman kaybetmiş oluyorsun. Yapma. Bu kendi kendine verdiğin zarar git başka şeylerle uğraş. Kitap oku, hayatını değiştir. Yani bu yanlış, kaybedilmiş zamandır bir insan için. Onun için o konuşmayı yaparken kendimi çok rahat hissettim. Çünkü görüyorum. Görüyorum buna bir rabet olduğunu. İnsanlar zannediyorlar ki teknik analiz öğrendi mi? MACD kesişimlerini, RSI'ları, stokastikleri, Fibonacci seviyelerini. Ya ben Barış New York'taki kariyerim, kariyerimde yeni gelen traderlara teknik analiz dersi vermiş insanım yani. Ben teknik analiz şu anda kütüphaneme git. 1980'lerden beri yayınlanmış bütün teknik analiz kitapları oradadır. Bu kadar iyi bilen bir insan olarak küçük yatırımcının buna ihtiyacı yok diyorsan bir şeyleri bilerek diyorum kardeşim. Bir şeylerden anlayarak diyorum. Ya diyorum güzel uzun vadeli yatırım fonlarına kendinizi şey yapın. Ya da gidip temel analizi öğrenin. Kendinize güzel portföy yapın. Ama bu parayı sürekli trade ederek o parayı küçültmeyin diyorum. Bak net konuşma net analiz. Seversin. <laughs> Söz yok artık. Bu konuyu da bence açıklamış olduk. Orman borsası. Welcome to the Welcome to the jungle. jungle. Hayatımda gittiğim birkaç konser Beni çok etkilemiştir. Onları da söyle bari hadi sonunda. Abi <laughs> en, en çok ACDC konseri. Galiba 90 bin kişi falan vardı o gün. Acayip bir konserdi. Hayatımın 18 senesini geçirdiğim Amerika'da çok güzel günlerim oldu ama 3 yani tane konseri unutmam. İkincisi East Rutherford New Jersey'de Bruce Springsteen konseri. Üçüncüsü de Guns N' Roses konseri. Ya o sabah yemin ederim o gece heyecandan uyuyamamıştım. Slash'ı göreceğim diye, Axl Rose'u göreceğim diye uyuyamamıştım. Bugün yani bu orman borsasıyla Pınar Hanım'la onu tekrardan hatırladım yani. Peki Türkiye'nin ilk çocuk borsa kitabı dedik. Orman borsası sevgili Pınar Erbaş yatırım finansman için kaleme aldı. Ee, bizim şubelerimize gelen yatırımcılarımıza... E, Karneleriyle gelen yatırımcılarımıza çocuklar için bu kitabı hediye ediyoruz ücretsiz bir şekilde. Ayrıca dedik ki bu programı özel yatırım finansman YouTube kanalına abone olan ve yorum yazan ve en farklı ilginç sıra dışı. Biz okuyoruz çünkü yorumları bizi böyle ya hakikaten enteresan harika bir yorum diyeceğimiz 5 kişiye de e, adreslerine ücretsiz bir şekilde e, bu kitabı göndereceğiz. Yayınımızı beğenmeyi unutmayın yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak bir üzere. Bir sonraki bir sonraki yayında da Barış son zamanlarda altın konusunda bazı sorular var. Çünkü biliyorsun altın gram altın 3,5 aydır tamamen hı -hı, yatar. hı, Ve altın bu seneki getirisinde %24 getiriyle borsanın %16 gerisinde kaldı. Konuşalım. Altın konuşarak başlayalım mı bir sonraki yayına iznin olursa? Estağfurullah. Tamamdır. Bir sonraki yayında buluşmak üzere.